Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in mukaddimesi olan Recep ayındayız. Sonra Şaban, Şaban-ı Şerif oradan Ramazan ayına Allah Teala bizleri ulaştırır, onu kendisinden niyaz ediyoruz. Bu geceler, muhasebe geceleri kendimizi karşımıza alıp bir suret şeklinde şimdiye kadar neler yaptık ya da yapmamız gereken Allah Teala'nın talimatlarından neleri ihlal ettik, yapmadık, niçin yapmadık? Onları belki belli mekanlarda, mübarek mekanlarda, mübarek zamanların bereketiyle karşılıklı muhasebe etme, birbirimize hatırlatma anlarıdır, hatırlatma zamanlarıdır. Bu gece tevbe gecesidir. Allah'a yönelme gecesidir, istiğfar etme gecesidir. Diğer dinlerle İslam'ın farkı da zaten burada zahir olur. Hristiyanlığa bakarsınız, bir çocuk dünyaya günahkar gelir. Masiyet sahibidir. Bu yüzden onu vaftiz ederler. Mesih onun günahlarına kefaret olur. Başka dinlere bakarsınız. Oralarda da benzer şeyleri Çocukların günahkar dünyaya geldiği yönündeki kabulleri, anlayışları görürsünüz. Ama Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam Kur'an-ı Hakim insanlığa dönüp umutsuzluk yok, çaresizliğe kapılmak yok. Çare Kur'an-ı Hakim. Kullu mevludin yuladu alal Bütün çocuklar kızlar, erkekler, onlar dünyaya tertemiz olarak gelirler, günahsız olarak gelirler. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Kimse ötekinin diğerinin günahını yüklenmez. Ve leyselil insan illa masa. Ne kadar burada çalışırsanız, ne kadar ibadetiniz, ne kadar Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetiniz varsa Buradan ahirete o kadar alıp götürürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyete, insanlığa, insanlık alemine dönüp hayır dediler. Çocuklar dünyaya günahkar gelemezler olmaz. İnsanları umutsuzluğa sevk etmeyin. Daha küçük yaşta kendi nefsine karşı onu izanla sürüklemeyin. Buna mahkum etmeyin temiz çocuklar eğer başka ideolojilere şirke onlar mahkum olursa annesi babası ya da çevresi onu alır tevhidten Allah'a kulluktan o akideden alır sürükler sürükler çeker başka yönlere başka cihetlere kardeşlerim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırların yanlış akidesine yanlış anlayışlarına yanlış düşüncelerine müdahale ettiler. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ne kadar günahınız, ne kadar masiyetiniz olsa, ne kadar yanlış yollara girmiş olsanız da eğer kul haklarını verirseniz onları eda eder, helalleşir. Allah Teala'nın huzuruna gelirseniz Cenab-ı Hak'tan, bu dinden, bu hakikatten umudunuzu kesmeyin. Çünkü buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, ''Küllübni Adem hatta'un ve hayrul hatta'îne ettevvabun.'' ''Küllübni Âdem'e hatta'un.'' Adem oğlu günahkârdır.'' ''Her birinin kendine göre bir parça günahı vardır.'' Kimi alışveriş yaparken günaha batmıştır. Kimi çocuğunu terbiye ederken, kimi mal alırken, kimi tarlasını ekti, ürününü satarken, hayatın her anında, farklı yerlerde, şekil ve suretlerde Ademoğlu günaha düşer, günah saplanır. Fakat günahkarların en hayırlısı, benim bir Rabbim var, benim bir Mevlam var.'' onun kapısına gidersem o kapıda umutsuzluk yok, o kapıda çaresizlik yok deyip eğer ona gelirse Rabbin huzuruna seher vakitlerinde teheccüd secadelerinin üzerinde ellerini kaldırıp yalvarırsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenab Hak o kulun günahlarını affedecek. Eğer kul hakkı yoksa İslam kula günahkar kula kardeşlerim öyle bir zaviyeden konuşuyor. Öyle bir zaviyeden hitap ediyor ki ettaibunel el hamidun esaihun errakiun. Tevbe edenleri abidler var. Sürekli Cenab-ı Hakk'a ibadet eden hamidun var. Gece gündüz elhamdülillah diyen, hamdin hakkını veren, sokakta yürürken fakir, muhtaç birisi gördüğü zaman ...makamı, rütbesi, zenginlik derecesine olursa olsun... ...esselamu aleyküm ve rahmetullah... ...ben senin kardeşinim deyip... ...ona selam veren... ...hamidun kullar... ...essaihune... ...sürekli oruç tutanlar... ...erraki'une, essacidune, el-amirune bil ma'ruf... ...namaz kılanlar... ...iyiliği emredenler... ...kötülükten alıkoyanlar... ...bunları sayıyor... Fakat bütün bunların bu hakikati, bu ibadeti yerine getirenlerin ilk safına ettaibune tevbe edenleri koyuyor. Yani abidler var, hamidler, hamd edenler var, oruç tutanlar var. Fakat bütün bunların en ön safında tevbe edenler var. Çünkü onlar umutsuzluğa düşmediler, hata yaptılar, yanlış yaptılar. Hata yaptıklarını öğrendikleri anda Allah'a yöneldiler kainatın sahibine. Dua dua iltica ettiler. İmam Buhari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelir. Hazreti Ayşe annemiz inneha işlere numruka bir yastık satın almış. Allah Resulüne satın almış sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz aleyhissalatu vesselam toprak bir ev. Gelince toprağın üzerine değil de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yastığın üzerine otursun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kapıyı açar ya da perdeyi kaldırır. İçeride, zeminde, üzerinde hayvan resimleri olan bir yastık görür. Sallallahu aleyhi ve sellem kapıda durur, içeriye adım atmaz. Yani o halini Ayşe annemiz görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah'a etubu ilallahi ma da azinaptu Rabbime tövbe edeyim ona iltica edeyim hangi günahı işledim ey Allah'ın Resulü niçin evime gelmiyor niçin haneme girmiyorsun ya Resulallah neden kapıda duruyorsun etubu ilallahi ma da azinaptu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yastık ne Ayşe buyuruyor. Sizin için aldım ya Resulallah üzerine oturmanız için eve gelince toprak zemine mübarek vücudunuz deyip de orada rahatsız olmasın diye aldım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyurdular ki bunu yapanlar hayvan resimlerini çizenlere Cenab-ı Hak kıyamet günü buyuracak ki bunları yaptınız sanki benim gibi bir şeyi yaratma, bir şeyi var etme cüretinde bulundunuz. Hadi bunlara hayat verin bakalım diye. Cenab-ı Hak o resimleri yapanlara emredecek. Ve Ayşe annemize radıyallahu anhaya dönüp buyurdular ki, Ayşe eğer bir evde bu resimler varsa, halının üzerinde, kimin üzerinde ya da duvarlarda insan resimleri, hayvan resimleri varsa, Ayşe o eve rahmet melekleri girmez Ayşe. Allah Resulü Aleyhisselam bu hakikati Ayşe annemize bildirince etubu ilallah. Bütün varlığım, bütün mevcudiyetimle şimdi Allah'a tevbe ediyorum ya Resulallah. Tevbe ona yöneliyorsunuz. Bütün varınız yoğunuzla ben geldim ya Rabbi. Başkalarının kapısına gitmeye, dilenmeye, Aff olmak için aracılar koymaya, bir şeyler vermeye hacet yok. Yapsanız da doğru olmaz. Doğrudan O'na gelecek, O'nun huzurunda duracak. Ben geldim ya Rabbi. Şu kadar günah, şu kadar masiyetle huzurunda duruyorum. Birisi hayatının şu anına kadar namaz kılmıyor. Fakat o an namaz kılmanın, اَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı eda etmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar mühim olduğunu anlıyor. Ne kadar mühim olduğunu anlayınca eğer namaza başlıyorsa o hakiki mümin, o tövbe eden kul. İşte onun için Cenab-ı Hak bütün safların birinci sırasına ettaibun bunu koyuyor. Yani bir Müslüman faiz alıyor, faizle ticaret kurmuş faizle bir müessese kurmuş onunla devam ediyor şu kadar müessesesi var şu kadar kariyeri itibarı var fakat ne zaman ki o fezenu bi harbin minallahi ve faizi alanlar verenler faiz işlemi yapanlar faizle müesseselerini ayakta tutanlar onlar bilsinler ki Allah'la savaşıyorlar Bilsinler ki Hazreti Muhammed'le savaşıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilsinler ki Allah'ın kurtarıcı nizamı olan İslam'la savaşıyorlar. İşte bunu duyar. Fe'zenu bi harbin min Allahi ve Resulü. Ateşten kaçar gibi faizden uzaklaşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta buyurdular ki Rübel cahiliyeti mevzu'un Dima'ul cahiliyeti Cahiliyenin faizi kaldırılmıştır, ayaklarım altındadır. Cahiliyenin kan davaları kaldırılmıştır, ayaklarım altında. İlk olarak amcasının alacağını kaldırıyor, amcasının faizini kaldırıyor. Kendi akrabalarından başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir şey yasaklanacak. Bu yasaklanınca insanların bir kısmı menfaatini kaybedecekse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insan merkezli inkılabın asabına dünyayı anlatırken eğer bir menfaatin ihlali varsa ama o menfaat başkalarının zararına sebep oluyorsa önce kendi akrabalarından başladılar. Önce kendi çevrelerinden başladılar. Kan davası. Birbirlerini helak ediyorlar. Birbirlerinin üzerine gidiyorlar. Öyle kan davaları ki 120 yıl birbiriyle savaşmıştı. Evs ve Hazreç kabilesi. Allah Resulü gelmeden kabirleri gidip sayıyorlardı. O kadar babalarını, dedelerini, çocuklarını öldürmüşlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam geldi, yüreklerini kucakladı onların. Kur'an-ı Hakim'in ayetleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyrukları onların yüreklerine değdi kardeşlerim. Allah Resulü kan davasını kaldırıyorum deyince en yakından başlayınca tek bir sahabi olmaz ya Resulallah orada babamın katili orada oğlumun katili var demediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duyunca semi'na ve atana dediler niçin Cenab-ı Hak el abidûn diyor neden abidlerden daha önce kardeşlerim çocuklar ağlayabilir. Efendimiz Aleyhisselam mescidinde çocuklar ağlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta kıraati kısaltır. Çocuk anne çocuğuyla alakadar olsun diye. Ama Allah'ın inayetiyle siz kulaklarınız burada olursa bir iznillahü teala o çocuk sesleri caminin bülbülleri kabul edin, öyle zannedin. Ya anneleri onları camiye getirmeselerdi, başka yerlerde olsalardı, televizyona bakıp onların gözleri belki zehirlenecek, kulakları kirlenecekti. Ama buraya getirdiler bir iman, bir irfan, camiye muhabbet var ki alıp buraya getirdiler. Anladığınız kadarıyla bu sohbet kafi gelir Allah'ın inayetiyle. Etta ibun Yani sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını duyunca orada semi'na ve ata'na dediler. İşittik, teslim olduk, itaat ettik ya Resulallah. Tevbe ettik. Ne kadar günah, ne kadar yanlış varsa sana yöneldik ya Rabbi. Bir süreç var şimdi. O süreci halletmeye çalışıyorlar. Bir tarafta Maksis insanlar var. Allah Azze ve Celle'ye pek çoğu inanmayan bir grup var. Bu grup faşist bir anlayışa sahip. Bu grup bir ırka dayalı bir anlayışı, bir nizamı, bir hayatı istiyor. Diyor ki ben bu ırkın değerlerinden, bu ırkın, bu ırkın esaslarından vazgeçmem diyor. Başka tarafta başka bir anlayış varsa o zaman burada Kur'an-ı Hakim'in talebeleri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri diyecekler ki, ırkı merkeze alarak Müslüman sorun çözemez, ırk üzerinden sorun çözülemez. Onlar diyecekler ki, dünyanın en kanlı ırk savaşlarının yapıldığı Medine'de, Arap Yarımadası'ndaki o sorunu, o katlamı, akan kanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çözdü. Buyurdular ki Kur'an'ın diliyle innemel mu'minune ihvetun kardeş olacaksınız kardeş kucaklaşacaksınız bundan sonra insanların rengine soyuna ırkına bakmaya paydos dediler o kadar ki nereden gelirse gelsin hangi anlayışa düşünceye sahip olursa olsun bakmayacaksınız buyurdular ashabıyla oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim rivayet ediyor. Birisi geliyor uzaklardan, üzerinde elbise kalmamış, yırtılmış, paramparça olmuş, ayakları çatlamış çölde yürümekten, dudaklar susuzluktan sönmüşler, fer kalmamış, dizinde derman kalmamış. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Nisa Suresinin ilk ayetini okur. ''Buyururlar ki, Ya yuhanna suttakû rabbekum ulledî halakakum min nefsin vahide'' Allah Teala sizi Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Eyyuhennas inna rabbakum vahidun ve inna abakum vahidun. Rabbiniz bir. Rabbinizden kardeş. Dinini sormaya, soyunu sormaya, ilini sormaya ne hacet? İnsan Adem Aleyhisselam'dan kardeşiniz. İnna rabbakum vahidun. Rabbiniz bir ve inna abakum vahidun. Babanız bir hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Sahabe-i kiram, radıyallahu anh'ım efendilerimiz, koşarlar evlerine, alır gelirler. Ashab-ı radıyallahu anh'ım, Allah Resulü'nün ilim talebeleri. Lil fukara <laughs> illezî nuhsirû fî sebîlillâh, lâ yestadî'ûne darben fil ard. Açlıktan sokakta yürüyemiyorlar, dizlerinde dermanları yok.'' İnsanlar zannediyorlar ki bunlar gururlarından sallanıyorlar. Onlar Allah Resulü Aleyhisselam yüreklerine sıvgat Allah Allah'ın boyasını vurmuş. Ekmek için el açmayacaklar. İlmin izzetini ayaklar altına almayacaklar. Oldukları yeri böyle saillerin istediği bir yer haline getirmeyecekler. Fakru zaruretlerini Allah'tan başka kimseye açmayacaklar. Eğer bu müessesenin, bu varlığın devamını istiyorsan, eğer burada bir hayır varsa Ya Rabbi, her şey sana zahir Allah'ım diyecekler. esbabı sen halket Ya Rabbi diyecekler. Her şeyi sadece yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'den talep edecekler. Onlar, onlar da vermek istiyorlar. Fakat bir kısmının bir, diğerlerinin iki elbiseleri var izarları, ridaları var. İzarı olanlar, ridası olanlar çıkarıyorlar ridalarını, ortaya koyuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a onlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki: "Ya Resulallah, bunlar niçin üzerlerinde bir altlarında başka bir elbise yok? Neden tek parça elbiseyle namaz kılarlar?" Evvelikum sevban. Herkesin iki elbisesi mi var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar aç karınlarına yüreklerini, onlar sadırlarını toprağa dayarlar ama izzetle bu yolda yürürler. Ellerini açıp da Kur'an hakim talebesi olmayı, sünneti seni yenin talebesi olmayı kimselere çiğnetmezler, söyletmezler yani. Kimsenin öfkelerini sadakadan dolayı kabartmaz onlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrencileri. Onlar da işlerinde iki parça elbisesi olanlar ridalarını ortaya koyuyorlar. Fakirdi, uzaktan gelmişti. Dinini sormamıştı Allah Resulü. Nerelisin? Kimin hemşehrisi? Burada seni tanıyan birisi var mı? Sana referans olur mu? Demedi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan dedi. Adem'den kardeşiniz dedi. Allah'ın kulu dedi. Buradan bakın dedi. Buradan bakın. Yeryüzün en büyük inkılabını sen yaptın ya Resulallah. Yeni kardeşlik akitleri, çözüm süreçleri senden başlayarak gerçekleşecek ya Resulallah. Sen konuşacaksın. Sen konuşacaksın. Marksistler susacak. Sen konuşacaksın. ırkçılar susacak. Sen konuşacaksın, faşistler susacak ya Resulallah. İnnemel mu'minûne ihvetun ayeti tecelli edecek. Yüreklere dokunacaksın. Kur'an-ı Hakim'le, sünnetinle yüreklere dokunacaksın ya Resulallah. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ıkşılık, faiz, Allah'a isyan, kız çocuklarına zulüm, Adına ihanet, ne kadar günah, ne kadar yanlış varsa onlar anlattılar. Ayşe annemiz radıyallahu anh ile olan münasebette zahir olduğu gibi onlar etubu ilallah dediler. Rabbimize tevbe ediyoruz. Ona yöneliyor. Ondan imdad ediyoruz. Ettaibunel abidunel hamidun. En üst sıraya çıkmak. tevbe diğer bütün özür şekillerinden farklıdır. Bir adam, bir memur, bir çalışan hata yapar, patron yanına gelir. Neden böyle yaptın diye sorar. Aslında şöyle yapmak istiyordum da hadise şöyle oldu der. Ama Müslüman Rabbin huzuruna çıkarken tövbe cümlelerine itirafla başlar. Ben yanıldım ya Rabbi der. Burada mazeretim yok Allah'ım. Sen beni uzaklara, sana kul cool olmak için bu dünyaya göndermiştin. Ama aldandım, gözümle aldandım, kulağımla aldandım, elimle aldandım Allah'ım. El itiraf. Önce itiraf eder. Sonra en ne de mu tevbetun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Pişman olur. Her aklına geldiğinde kendinden geçer. Ve sonra diğer merhalede o günaha bir daha dönmemeye dair Rabbine söz verir. Günah, namaz kılamamıştı. Belki on yıl oruç tutmamıştı. Sadaka vermemiş. Fukara, mazlumlar onun yanına geldiği zaman elin tersiyle onları itmişti. Yetime bakmamıştı. Yetime kahretmişti. Şimdi bütün bunları yerine getirecek. Tövbe etti. Namaz kılacak. Daha çok sadaka verecek. Daha çok hayır hasanatta bulunacak etubu ilallah sana yöneldim ya Rabbi diyecek. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde yetim çocukları çöllere bırakır. Kimseler bakmaz, kimseler onlara imdad etmez. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe iman ettikten sonra o kadar değiştiler ki her birinin evinde yetim çocuklar, Fatıma radıyallahu anha annemiz, Gider uzaktan su taşır evine. Omuzları çatlar. Elinde evinde bir taş değirmeni var. Çevirir taş değirmenini. Elleri çatlar. Ama o halde ya Resulallah ben de evime yetim almak istiyorum. Ben de evimde yetim bakmak istiyorum ya Resulallah der. Ayşe annemiz Bedir'in yetimlerini alır. Abdullah bin Ömer... Eğer evinde yetim çocuk yoksa sofraya oturmaz. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın değerlerinin, sünnetinin, Kur'an-ı Hakim'in, Allah buyruklarının yönetmediği dünyaya bakın. Alemi İslam'ı yetim mahşerine dönüştürdüler. Bağdat yetimhane, İdlib yetimhane, Deir Zor Halep yetimhane, zavallı kadınlar, çocuklar. Allah Resulü'nün öğrencileri gelecekler. Vaatul <Sessizlik> yetama emwaluhum. Kur'an'ın bir kanun maddesi olarak bu ayeti okuyacaklar. Bundan sonra yetimlerin, yetim çocukları yetim bırakanlarla Hz. Muhammed'in öğrencilerine hesabı var diyecekler. Vaatul yetama emwaluhum. Yetim yavrulara hakları ne kadarsa aynısıyla iade edilecek diyecekler. Kardeşlerim, Allah Teala'ya yönelmek, onun makamları var, tevbe makamı var. Tevbe makamı cehennemin korkusuyla günaha gitmez, tevbe o. İnabe makamı sevaba nail olmak için tevbe eder, günaha gitmez. Üçüncü makam, evbe makamı, evbe. O ise, ibtiga emardatillah. Allah rızası için günaha gitmez. Hani ve meselul ladine yunfikun amwalahum ibtiga marzatillah. Kur'an-ı Hakim bize Müslümanları anlatırken onların en büyük gücü ibtiga marzatillah. Allah rızası. Eskiden Müslümanların 30 sene önce gücü fazla yoktu. Ama ihtiyar adamlar, amcalar vardı. Onlar yukarıdaki köylerden buğday çuvallarını sırtına vururdu, inerdi bir Kur'an kursunun derneğine, ayağında kara lastik olduğu halde, lastik almaz, bir zahire dükkanına gider, sırtındaki buğdayı satar, üç kuruşu alır, Kur'an kursu derneğine verir, üç kuruşu alır, İmam Hatip'i yaptırma ve yaşatma derneğine verir, ayağında Ağustos gününde Trabzon lastiğiyle yine köye çıkar, وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُ مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bütün bunları Allah'ın rızası için yaparlar. Müslümanlar, meydanlarda, Murat Hüda onların çocukları, اِبْتِغَا اَمَرْضَاتِ Allah'ın rızası için canlarını ortaya koyarlar. Şan için, şeref için değil, sizin fabrikalarınız olsa, makam, mevki sahibi olsanız, bir anda şu kadar para verebilirsiniz ama veremezsiniz işte. Kamerayı görmeden veremez. Gazeteciyi görmeden veremez. Çünkü o Allah rızasını kaybetti. İnsanların rızası peşinde. Onlar görsün. Onlar baksın. Onlar desin, konuşsunlar, anlasınlar, yazsınlar, desinler ki Hasan şu kadar namaz kılar. Hüseyin şu kadar sadaka verir, şu binayı yaptı, şuraya adını yazdı, şu çocukları okuttu, şurada şunları direkleri dizdi, yolları yaptı vesaire. İbtiga merzatillah. Bütün bunları yapar kardeşim. Ahirete gidince hiçbir şey bulamaz. Şimdi öyle insanlarla karşılaşıyorum. Diyor ki hocam, eskiden imkanım yoktu ama heyecanım vardı.'' Şimdi bin öğrenci bakacak gücüm var ama heyecanı kaybettik. Yani tevbe, Allah Teala'ya yönelme, bütün varlığınızla ben geldim ya Rabbi. O sıcaklığı yüreğimizde yaşayamazsak o zaman kul olabilme haysiyetini yitirmiş oluruz kardeşim. Kimiz ki biz? Neyiz ki? Ne olursan ol, nerede durursan dur. Küllü men aleyha fan. Yok olacaksın işte dört tane adamın ta omuzlarında bir tahta parçasına koyacaklar seni nelerin varsa hepsini bırakıp bu dünyada gideceksin İşte buradan bakmak Allah Resulü Aleyhisselam ashabına buradan bakmayı öğretti onun için İran'ın Suriye'nin Mısır'ın devlet başkanı Ömer radıyallahu anh Efendimiz gece yarılarında Titreyen ayaklarıyla evine sırtındaki su kırbalarını taşıyan kadının yanına geldi. Müsaaden olursa ben o sır su kırbalarını evine kadar taşıyayım dedi. Onların dünyalarında saçlarından ayaklarına kadar tevazu var. Çünkü biliyorlardı ki Rablerin huzuruna çıkınca şu sokağı temizleyenle devleti idare eden arasında zerre kadar fark yok tek far inne ekremekum indallahi yetakum Allah Teala yüreğimize bakacak yüreğimizdeki takvaya yüreğimizdeki iman haysiyetine bakacak kardeşlerim evve makamı en üst makam tevbe inabe evve makamı senin rızan için buradayım ya Rabbi senin rızan için tercüde kalkıyorum senin rızan için camiye gidiyor... Senin rızan için öğrencilere burs veriyorum. Senin rızan için bir yardım kuruluşuna her ay şu kadar para yatırıyor. Arakan'da, Suriye'de, Bağdat'taki yetim çocuklara gönderiyorum. Ya Rabbi, her ay 10 tane yetim yavrunun hesabına para yatırıyorum. Bütün bunlar senin rızanı kazanmak bir de Hz. Muhammed Aleyhisselam buyurmuşlardı ki ene ve yetimi fil cenne kahatein. Ben ve yetim çocuklara bakanlar şu iki parmak birbirine ne kadar yakınsa yetim yavruların başına okşayanlar onlara ekmek parası gönderenler onlara babalarının yokluğunu hissettirmeyenler Müslümanlar evleri dolu marketten eve dönerken Suriye'den muhacir gelmiş, Irak'tan muhacir gelmiş. Onların içinde yanlış yapanlara bakmadan madem ki Allah rızası için veriyoruz. Madem ki derdimiz iftiga <laughs> merzatillah. Ya Rabbi bir hicretin, bir gurbetin acısı bu çocukta. Şam'dan gelen çocuk, İdlib'ten, Halep'ten gelen çocuk. Bir gurbetin, mahallenin, arkadaşların hasreti var. Bir de babasını kaybetmenin acısı var. Yaşatmamak için o acıları, senin rızanı kazanmak için, Allah Resulüne yakın olmak için veriyorum. Senden başka bu hayrıma, hasenatıma orsak istemiyorum Ya Rabbi demey. Ya Resulallah bunları bize sen öğrettin. İnsan olmayı bize sen öğrettin. İnsana insan gibi davranmayı sen öğrettin ya Resulallah. Dün bir yerdeydim. Gidiyorum bir kadın elinde gece saat 10. Üç tane köpekle beraber gidiyor. Her birinin boynundaki tasma bir yetim çocuğun üzerine takım elbise olur. O aynı sokakta yetim yavruların varlığından şikayet ediyor. İnsanlık senden mahrum kalınca ne hale geldi ya Resulallah. Hayvanlara, insanlardan kendilerini şimdi daha yakın hissediyorlar ya Resulallah. Sen bize insanın hakkı, yetimin hakkı, mazlumun hakkı dedin. Bunları da yapacak. Hayvanın hakkını korumayı da dünyaya, dünya insanlığına sen öğrettin ya Resulallah. Kardeşlerim, iman sizi günah ne kadar derin, cezası ne kadar büyük olsa da alacak tevbenin kapısına gelecek. Ben buradayım ya Rabbi. Senden başka sığınak, senden başka barınak, senden başka tutanmak yok, yok Allah'ım diyecek. İmam Buhari rivayet ediyor. Maiz bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ya Resulallah tahhirini temizle beni ey Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oy hak, irci buyurur. Ah başına gelenlere, yazık sana, dön Rabbine iltica et der. Biraz gider, maiz geriye döner, iman var ya... O günahla Rabbim huzuruna nasıl gidebilirim ya Resulallah? Temizle beni. Tahirini ya Resulallah. Önünde ölüm var. Biliyor öleceğini. Ama yanına geliyor. Allah Resulü git diyor. O dönüyor. Tahirini ya Resulallah. Temizle beni. Kardeşim. iman olan bir yürekte iman varsa dedikodu olur mu? kıybet olur mu yetim kapıdan ağlayarak çevrilir mi sahabeye bak önünde ölüm var tahirini ya Resulallah temizle beni Allah Resulü vay hak erci' dön Rabbine iltica et buyuruyor geri geliyor dört defa aynı şeyi söyleyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fîme utahhirûk hangi konuda seni temizleyeyim deyince mine zina zina ya Resulallah der Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabına bu aklını mı kaybetti der hayır ya Resulallah biliriz maiz akıllı birisi Efendimiz aleyhissalatu vesselam eşeri ve hamran yoksa içki içip de sarhoş mu oldu hayır ya Resulallah ağzını koklarlar sarhoş da değil ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor maiz tahirini ya Resulallah diyor. Maiz evli birisiyken zina yapar. Cezası uygulanır maize. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ikiye bölünür. Bir grup der ki maiz gitti. Maiz her şeyini kaybetti. Başka bir grup Mahiz gibi tövbe eden birisi yok. Çok büyük makamlara nail oldu Maiz derler. Aradan iki üç gün geçer. Allah Resulü Aleyhisselam buyururlar ki, ''Kardeşiniz mahiz için istiğfar edin. Onun hakkında söylediklerinizden dolayı Rabbinize tövbe ediniz. Maiz öyle bir tövbe etti ki, onun tövbesini bütün ümmetime dağıtsanız hepsini içine alır.'' Böyle tövbe edebilmek, o kapıya böyle gelmek, aklınıza geldiği zaman Ya Rabbi, insanları aşmıyorsunuz. Günahı insana söylemek de günah. Oğluna söylemek, etrafına söylemek, en yanında ve yakınında olanlara söylemek de günah. Ona geliyorsun, sana itiraf ediyorum Ya Rabbi. Senden nafımı istiyorum. Söz Ya Rabbi bundan sonra bir daha dönmemeye, bir daha avdet etmemeye sana sözüm var, ahdim var ya Rabbi diyorsunuz. Maiz gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi gibi Cenab-ı Hak ümmeti İslam'a tövbeler ihsan eylesin kardeşlerim. İşte bu akşam o tövbeleri yapmanın zamanı bir daha o günahlara dönmemenin sözlerinin verildiği an onun için camilerde Onların sözünü Allah Azze ve Celle'ye veriyoruz. Kardeşlerim, Müslüman günah işleyince yeryüzü ona kahır olur, yeryüzü bütün genişliğiyle ona daracık olur, öteye girer, beriye gider, sağa gider, sola gider. Ne kadar dünyalıklara sahip olsa, ne kadar dünyalıklara malik olsa da yeryüzü onun için daracık bir mekandır.'' Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Kâb bin Malik var radıyallahu anh. İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebe'ye gidiyor. Bir yaz günü Medine'de sıcak var, hurmalar var, hurmaların altında ancak gölgelenebilirlerse rahat ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık emri veriyor. Yeri işaret ediyor, tebük diyor. Kâb bin Malik radıyallahu anh. O da Allah Resulü Aleyhisselam'la gitmek istiyor. Ha bugün hazır olurum, ha yarın hazır olurum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrencileriyle beraber hazırlıklarını tamamlıyor, yola çıkıyor. Kâb bin Malik hazırlığını yapmadığından dolayı geri kalıyor. Yarın hazırlığımı ikmal ederim diyor. Sonraki gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den uzaklaşıyorlar. Kâb Malik gidemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sadece Bedir muharebesine katılamamıştım. Akabe'de vardım. Akabe bizim için o kadar önemliydi ki biz Akabe'yi Bedir'den daha büyük görürdük. Çünkü Akabe'de Medineliler olarak Ya Resulallah demiştik. Evimiz, hanlarımız, hanumanlarımız, şehrimiz, çocuklarımız emrine amade ya Resulallah buyur Medine'ye demişti. Onun için Akabe'yi biz farklı görürdük ama Bedir'e de katılamamıştım. Diğer bütün Allah Resulü Aleyhisselam'la cihadında onunla beraberdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gider Tebü'ye. Orada Bizans'la hesaplaşacak. Bizans'ta diyecek ki sallallahu aleyhi ve sellem... ...her ne kadar senin maddi planda gücün, maddi planda kuvvetin olsa da... ...iman karşısında senin hiçbir kıymetin, zerre kadar bir değerin yok. Benim nazarımda Müslümanlar dünyasında içi boş bir şekil ve suretten ibaresin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tebükte tebe varınca sorar... Ma faale Kabun. Kab nerede? Kab bin Malik. Ya Resulallah Kab gelmedi. Kab gelemedi derler. Orada Kab'a da ayır konuşurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten geri dönüyor. Yani bir sahabi Allah Resulü aleyhisselamın bir emrini yerine getirmeyince onun yaşamış olduğu acılar, ızdıraplar ya ben ya sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirmiyorsa, eğer dünyamızda onun esasları, onun talimatları yoksa, hakim değilse, o zaman ne yapmalı? Nasıl Allah'a yönelmeli? Nasıl tövbe istiğfarda bulunmalı? Kâb bin Malik radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye dönüyor. Medine'ye gelince, Medine'yi teşrif edince, Mescid'e gelir, Orada iki rekat namaz kılar. Adetleri bu şekilde sonra döner, hasabıyla konuşur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de namazı kıldılar, münafıklar yanına geldiler. 80 küsür münafık, onlarla Medine'de kalmıştım. Kadınlar, çocuklar, bir de münafıklar. Sokağa çıktığımda başımı kaldırıp bakamıyordum. Nasıl olur da Kâb münafıklarla beraber Medine'de kalır, Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında onun izinde çöllerde yürüyüp ben geldim ya Resulallah demez. O acıları içimde yaşıyordum. Efendimiz Aleyhisselam huzuruna münafıklar geldiler. Münafıklar yalan konuşuyorlar, mazeret beyan ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah adına, Cenab-ı Hakk'a onlar adına istiğfar ediyor ve onları Allah'a havale ediyor. Kâb Malik gelir. Efendimiz Aleyhisselam huzuruna Ma خَلَّفَكَ buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Seni geri bırakan ne? Neden gelmedin? Münafıklarla beraber neden Medine'de kaldın? Neden sünnetime, neden talimatıma, neden emrime ittiba etmedin Kâb der. Kâb bin Malik, ya Resulallah ben büyük bir şairim. Sana öyle mazeret cümleleri kurarım ki herkes buna inanır. Ama Rabbim benim yalanımı ortaya çıkarır ya Resulallah. Ne söyleyeyim ki imkanım her zamankinden daha fazlaydı. İki tane devem vardı. Ardında gelebilirdim ama gelemedim ya Resulallah. Dünyalıklar, dünya senin ardında gelmeme engel oldu ey Allah'ın Nebisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu doğru söyledi buyurdu. Senin hakkındaki hükmü Allah Azze ve Celle verecek. Oradan ayrıldım. Arkadaşlarım dediler ki Kâb Efendimiz aleyhisselama bir mazeret uydursan Allah Resulü aleyhisselam senin adına isifarda bulunsa Sonra Cenab-ı Hak'ta senin günah nafese. Tam geri dönüyordum ki sordum. Benim gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini yerine getirmeyen başka birisi var mı? Var dediler. Hilal bin Ümeyye dediler. Murare bin Rebi dediler. O halde ben de Allah Resulü'ne yalan konuşamam dedim. Evime gittim. Allah Resulü mesidine geliyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Sokağa çıkıyorum. Kimse tarafıma bakmıyor. Sen diyorlar Ka'b Nasıl olur da Allah Resulü'nün emrine isyan eder? Nasıl olur da Peygamber Aleyhisselam'ın ardından Tebük'e gelmesin Ka'b diyorlar? Peygamberin mesidine geliyorum. Onun ardından namaz kılıyorum. Kimse başını kaldırıp da bana bakmıyor. Ebu Katade, amcamın oğlu. Onun evine geldim. Yanına girdim. Amcamın oğlu dedim. Allah Resulüne olan muhabbetimde şüphem mi var dedim. Neden konuşmuyorsun benimle? Allah ve Resulü bilir dedi, Allah bilir dedi. Amcamın oğlu bile konuşmuyor benimle. O günler Gassan Meliki bana birisini gönderir. O birisi beni arıyor Medine'de. Bulurlar beni. Hasan Gassan Meliki'nin mektubunu verdiler bana. Açtım baktım Melik bana diyor ki duyduğuma işittiğime göre senin adamın peygamberi insana eza ediyor senin kıymetini biz biliriz tez zamanda yanımıza gelirsen nelere layıksan sana onları veririz bir imtihandan başka bir imtihana şimdi Allah beni daha büyük bir imtihanla mihnete alıyor dedim. ya ey yuhalledinamenu la tattahizu aduwwi vaadu ve Kur'an konuşuyor onlara. Allah Azze ve ayetleri benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyiniz ey Müslümanlar. Dost edinerek Allah'a ihanet etmeyiniz. Müslümanlara karşı kafirlerle, siyonistlerle, Allah ve Resul düşmanlarıyla Müslümanları çökertmek için ittifak kurmayınız. Bu ayetler karşımda. Aldım mektubu ateşe attım. Yaktım, ağlıyorum evimde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün sonra birisini gönderir. O birisiyle artık bu üç kişi hanımlarıyla beraber onlarla birlikte de olmayacaklar. O talimat gelir. Artık Hilal bin Ümeyye'nin hanımı gider Allah Resulüne. Ya Resulallah der. Hilal'e benden başka bakacak kimseler yok. Müsaade edersen onun yemeğini vereyim hizmetini göreyim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ona müsaade eder. Kâbe derler ki sen ne gitsen, sen de halini anlasan. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamı huzuruna çıkmaya yüzüm var mı ki gideyim? Ben geldim ya Resulallah nasıl diyeyim? Bir sünneti onun bir talimatını yerine getirmeyenlerin yaşadığı acı ve ızdırap. 50. gün ...sabah namazı vakti... ...evimin damında duruyorum... ...Evşir ya kabu, ...Evşir ya kâb. ...yukarıdan birisi... ...dağdan doğru bana doğru koşuyor... ...Evşir ya kabu, ...Evşir ya kâb. ...secdeye kapandım... ...anladım ki Rabbim tövbemi... ...anladım ki Rabbim ona yönelişimizi... ...Allah Resulü Aleyhisselam'a... ...yanlış yapışımızı Cenab-ı Hak affetti... Bizi mağfiret etti anladım. Geldi yanıma. Müjdeler olsun Ka'b dedi. Allah Teala tövbenizi kabul etti Ka'b dedi. Bir şeyim yok. iki parça üzerimde elbise var. Onları çıkardım. Müjde olarak verdim. Ödünç elbise aldım. Allah Resulü Aleyhisselam huzuruna vardım. Bu müjde minke ev minallah dedim. Senden mi ya Resulallah Allah'tan mı dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan buyurdu. Lekad taballahu alel nebiyyi vel muhacirine vel ansar. Ama ayet şöyle başlıyor kardeşlerim. Eğer siz Kâb bin Malik gibi tövbe ederseniz yeryüzü bütün genişliğiyle size dar geliyor. Allah Teala tövbenizi kabul edecek. Ama o tövbeden sonra ben günahkar adam, ben Resulullah Aleyhisselam'ın emrinin yerine getirmeyen kul cool diye, hep yüreğinizde acı taşıma, hep o acılar aklına gelmesin, o ızdıraplarla dolaşma diye, ayetin öncesi, taballahu تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ansar diye başlıyor. Allah Teala peygamberin, Allah Teala muhacirin, Allah Teala ensarın tevbesini kabul etti. لَقَدْ taballahu اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ ve muhacirîn ve'l ensâr'illezîne ittabe'û sonra devam ediyor ve'l selâsetillezîne hullifû hatta izâ tâkat 'aleyhimü'l Ardu Bima rahûbât sonra üç kişi sonra üç kişinin tövbesini kabul etti önce Resulullah'tan sonra muhacir sonra ensardan bahsediyor onların tövbeleri kabul etti edildi sonra üç kişi Kabb bin Malik Hilal bin Ümeyye ve Murare bin Rebi'in tövbeleri bütün genişliğiyle yeryüzü onlara dar geliyordu. Onlar ya ey yuhledine takullah ve kunu muhsadiqin. Bir sonraki ayet-i kerime: "Erkab gibi tövbe ettiyseniz, öyle Allah'a yöneldiyseniz o halde ya ey yuhledine Takva hali onu kuşanın her adımınızı Allah'ın muttaki kulları olarak adın, adı, atın ve kunu ma sadikin. Sadıklar, imanda sadakat gösterenler, onlarla beraber olun. Yani size Allah'ın talimatı ulaştırıldığında orada durun Kâb gibi, yeryüzü bütün genişliğiyle size dar gelsin. Ya Kur'an Müslümanlığı adına sünneti seni reddedenler, Kur'an bize yeter deyip de Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel etmeyi uydurma din diyenler, bu ayet kerimeler, bu ayet kerimeleri düşündüğünüz zaman vah halinize, vah olsun gideceğiniz yere, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini yerine getirmeyenlere Kur'an'la hakimin bakışı, Kur'an'ın hitabı, ya bütünüyle sünneti seniyeyi, Reddedenlerin Kur'an Müslümanlığı diyerek sünnete düşman yetiştirenlerin hallerini sizler onları mülaze edin kardeşlerim. Bu konuşmayı şunla bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli tövbe ederler. Farklı rivayetler var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yetmiş defa yüz defa Rabbine tövbe ederler. Hep onun tövbe hali var. Namazdan sonra istiğfar cümleleri var. Ezandan sonra istiğfar cümleleri var. Abdestten sonra sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar cümleleri var. Fakat bir duası var ki İmam Buhari rivayet ediyor. Ona sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül istiğfar diyor. Allahumme ente rabbi. Rabbim sen. Mürebbi sen. Bir çocuğu annesi nasıl büyütürse Kur'an'ı hakim ve ayetleri beni hayata öyle hazırlar ya Rabbi. İşimde, evimde, sokağımda, nerede nasıl talimatın varsa semi'na ve ata'na dedik Allah'ım. İşittik ve itaat ettik. Bu iman ortak kabul etmez ya Rabbi. Allahümme ente Rabbi, Rabbim sen. La ilahe illa ente kelekteni. Beni sen yarattın. İlahım sen, Rabbim sen. Senden başka bir güç, senden başka bir sığınak tanımıyorum ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tevbenin sonunda buyuruyorlar ki kim gündüz bu tevbeyi söyler, yapar, akşam olmadan ölürse fahuva min ehlil cenne bu cennet ehlinden kim buradaki manalara inanır, bu istiğfar cümlelerini yerine getirir söylerse, akşam sabah akşam söyler, sabah olmadan ölürse fevve min ehlil cennet. O cennet ehlinden olacak. Yani söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki la ilahe illa ente Abdul Kadir Molla Bangladeş'te söyledi. La ilahe illa ente kalakteni. Sonra dediler ki sen nasıl olur da Allah'ın talimatlarını Bangladeş'te hakim kılmak istiyorsun? Daracını kurdular. Abdul Kadir Molla Seyyidül İstiğfar yapmıştı ya. ''Allahumme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni Sen yarattın ya Rab Senden başka ilah tanımıyorum Kur'an'ından başka nizam tanımıyorum ya Rabbi dedi kurdular daracını. O da döndü hakimler heyetine. Eğer sizin kitabınıza, yasanıza göre Rabbimin buyruklarını kabul etmek sussa, o zaman üç ayaklı sehbanın yağlı Abdul Kadir Molla'nın başı feda olsun dedi. Kamaruz zamanı geçen hafta asılar Bangladeş'te. O da Abdul Kadir Molla'nın öğrencisi. Ona da dediler ki, eğer özür dilersen, La ilahe illallah dediğinden dolayı özür dilersen, affediyoruz seni dediler, kurun daracını. O sehbaya, yağlı başımız Zeyd bin desin gibi feda olsun dediler. Seyyidül isifar, dilinizle değil, kalbinizle yapacaksınız, kalbimiz. Allahümme, evimize gidince kardeşlerim, hepimiz bu gece bunu bulalım bir yerden ve hocaların bir daha yarın cuma günü kardeşlerin fotokopisini size versin. Onu alalım, ezberleyelim. Ama okurken manasını düşünelim. Allahumme ente Rabbi, Rab sen, mürebbi sen. La ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mesalatu. Sen beni kulun olduğum halde ya Rabbi yarattın Allah'ım. Ben sana verdiğim söz, ben sana verdiğim ahit üzerineyim. Gücüm yettiği kadar sana verdiğim ahde, söze sadakat gösterecek. Eles bezminde, eles tu bi diye sorunca Rabbiniz değil miyim? O zaman kalu bela demiştik. Gücüm ne kadar yetiyorsa Yalnız da kalsam Muhammed-i Mürsi gibi bütün Müslümanların içinde, bir buçuk milyar Müslümanın içinde esmalar olarak Rab'a meydanlarında yalnız da kalsak, erkekler evlerinde otursa da Ya Rabbi biz sana verdiğimiz ezeldeki kulluk ahdine sonuna kadar sadakat gösterecek kullarınız Allah'ım ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mesadatu eûzu bike min ma yaptığımız şeylerin şerrinden tamamından sana sığınıyor sana iltica ediyoruz ebu uleke bi ni'metike aleyye bize nimetleri sen verdin bunu itiraf ediyorum ya rabbi günahlarımı sana itiraf ediyorum ya rabbi günahlarımı affeyle allahım Günahları sadece affedecek sensin ya Rabbel Alemin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye eğer bu şekilde yönelirsek, bu manaları hayatımızda taşırsak, sabah okuduğunuz zaman, akşam olmadan hayatınızı ölüm meleğine teslim ederseniz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ehli cennetsin, akşam sabah olmadan ruhunu teslim edersen manasına inanarak bu dua okuduktan sonra işte o zaman ehli cennet olacaksın. Rabbim bu gecenin feyiz ve bereketinden hepimizi müstefid eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.